Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda detay komutuna bakacağız. Öncelikle Open'dan detay dvg isimli dosyamızı açalım. Daha sonra place views altında bulunan detail komutumuzu çalıştırıyoruz. Bizden detay görünüş çıkartacağımız görünüş seçmemizi istemekte. Bu görünüş olduğunu belirtiyorum. Sonrasında ayar menüm karşıma geliyor. Gelen menüden yine bu kısma etiket bilgisini girebiliriz. Skala kısmından yine detay görünüşümüzün ölçeğini değiştirebiliriz. Yine style kısmından gizli çizgilerin gösterilmesi, gösterilmemesi ve yine detay görünüşün kaplamalı olup olmayacağını buradan belli edebiliriz. Fences shape kısmından detay görünüş kesitinin dairesel mi yoksa dikdörtgensel mi olacağını belli ediyoruz. Cutout shape kısmından da yine kenarların gördüğünüz gibi kesik kesik mi yoksa dairesel bir şekilde mi olacağını belli ediyoruz. Bu ayarları yaptıktan sonra detay alacağımız kısma gidiyoruz ve mouse ile seçimimizi yapıyoruz. Detay alacağım noktayı belirledim. Uygun bir konuma detay görünüşümü yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi detay görünüşünü oluşturmuş oldum. Tekrardan komuta gelelim. Yine detay görünüş alacağım görünüş seçiyorum. Menüden fences kısmından dikdörtgensel bir kesit olacağını ve dairesel bir şablon olacağını belirtiyorum. Yine display full detail boundary kısmından da bu kesitin kapalı bir kesit olacağını belirtiyorum. Yine display connection line'dan ise detay görünüş aldığı nokta ile kesitin arasında bir bağlantı çizgisi olacağını belirtiyorum. Kesit alacağım noktaya geldim. Gördüğünüz gibi bu sefer dikdörtgensel bir kesit oluyor. Evet, yine kesitimizi oluşturduk. Az önce bahsettiğim gibi kesit alınan nokta ile detay arasında bir bağlantı çizgisi oluştu. Bu bağlantı çizgisinin üzerine sağ tuşla geldiğimizde Add Vertex dediğimizde buraya bir nokta atıyor ve bu noktadan böyle tutup çekebiliriz ve daha uygun bir yere bu line'ı kaydırmış oluruz. Detay komutu ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.